Çindellerini çözeceğim. Uslu uslu yemeğini yiyeceksin. İstemez. Yiyeceksin. İstemez dedik ya lan. Çabuk, çabuk su ver. Çabuk. Buyur beyim. Hayırdır beyim, hasta mısın? Fazla merak sağlığa zarardır. Al bu suyu, hadi. Buraya bakın. Pelinizi petenizi toplayın. Çekin gidin buradan, yala. Paydos mu verdiniz? Erken değil mi daha? İstediğim zaman paydos veririm. Paydos! Yevmiyemiz ne olacak? Yevmiyeleriniz mi? Acil bir işim çıktı. Cumartesi vereceğim. Şu helanı. Ay! Ay! Korkuttunuz beni Resul Bey. Neden korktun Süheyla Hanım? Resul'dan sana zarar gelme. Bak, ne getirdim sana? Şimdi ben sözümü tuttum. Sıra sende. Vallahi kelaynak gibisiniz Resul Bey. Ne dur? Yani sizin gibilerin soyu tükendi. Böyle kibar, nazik, ince adamlar bulunmuyor. Öyle hem nazikimdir, hem kibarımdır, hem soyu tükenikimdir. Düşünüme. Nereye gidiyoruz Resul Bey? Kulübeye. Orası pek münasiptir. Neden gidiyoruz oraya? Boni bacaklarını seveceğim. Yaralarını iyileştirir. Siz zahmet etmeyin, ben sürerim. Aman, neden çark ettin? Namuslu bir kadının bir erkeğe mahrem yerlerini gösterdiği nerede görünmüştür? Ama ben... Siz benim sözlerimi çok yanlış anladınız Resul Bey. Ben sizin bildiğiniz kadınlara benzemem. Aşk kadınıyım ben, aşk. Öyle günübirlik ilişkiler bana göre değil. Bir erkek bana aşık olmadan, ben de ona sevdalanmadan eli elime asla değmez. Aşık olmamış. Aşık olmak kolay. Aşık ol derim kendime, aşık olur. Ama bu afeti devranı kendime nasıl aşık edeceğim? Bir... Hap! Hap! Ağlarsın ki. Yok bir şey Orhan.
Yok. Bir şey var. Bir şey yoksa ağlamaz ki insan. Niye ağlayasın Bahar? De bana kim üzdü seni? Niye anlatmıyorsun ama? Ama ben ağladığımda hep anlattım sana. Sen hep dinledin beni. Şimdi de sen anlat. Ben dinleyeceğim. Hadi de bana. Ne kadar kötü bir dünyada yaşıyoruz Orhan. Herkes çok kötü. Yok. Niye öyle dedin ki şimdi? Herkes kötü değil. Var iyiler de. Bak, annem var. Birgül var. Kötüler de var tabii ama iyiler de var. Erkekler Orhan. Erkekler çok kötü. Ben de mi kötüyüm ha? Yok. Sen başkasın. O zaman de bana kim ağlattı seni? Şahin değil mi? Şahin kötü. Hep o ağlatıyor seni. Değil mi? Ama ağlama da. Ama bak gıdıklayacağım ama. Bak ağlar. Bak ağlama, gıdıklayacağım. Ağlarsa gıdıklayacağım. Orhan, nefes alamıyorum. Ama ağlamayacağım bir daha. Kaça bu terlikler? Yaşar? Nasılsın Fehmi? Terlik mi satıyorsun? Baba? Sen de mi bizimle çarşıya geldin? Yok oğlum ben... Babanın bizimle ne işi olacak oğlum? Baksana ticarete atılmış. Terlik satıyormuş. Bu durumlara düştün he Yaşar? Allah'ın sopası yok. İnsan er geç bulur layığını. Çocuklar, bakın görün de ibret alın babanızın halinde. Hapı yuttu dedikleri buyum. O
Hoş geldin Resul. Hoş gelmedim. İçimdeki yangın yerini fark etmiyor musun? Alevleri fark etmez misin? Belli. Dumanın tependen çıkıyor. Ne oldu? Anlat bakayım bana. Şimdilik bir şey yok. Ama olabilir. Olabilir. Tetikteyim. Bekliyorum. Ha, açlık başına vurmuş senin. Ben gideyim bir şeyler hazırlayayım. Ne oldu adam? Niye bakıyorsun öyle? Bana adam deme. Canım de bana. Önüne ne olmuş baktıysam yasak mıdır? Sana bir haller olmuş Resul. Böyle gözlerin fırfır dönüyor. Allah planını versin. Allah seninle ne köy olur ne kasaba olur. Git. Git orada bulaşık yıka, çamaşır yıka. Ne yaparsan yap. Her işimi gördüm ben. Temizlik yap. Evde temiz. He temiz. Başı bezekli, aşı tezekli. Ah, ah bu içimdeki... Bu yangın yerini nasıl söndüreceğim? Ola ne bakıyorsun öyle göndeloğu gibi? Git bir bardak su getir. Ben sana bir bardak su getireyim ben. Fehime. Ne istiyorsun? Niye böyle yapıyorsun Fehime? İnsanın namusuyla çalışıp para kazanması ayıp mı? Sen yaptığın işleri kendine yakıştırıyorsan bana laf düşmez. Başka iş bulamadım. Babam bütün minibüsçüleri tehdit etmiş. Kimse iş vermiyor. Hırsızlık mı yapayım? Daha önce yapmadığın şey mi Yaşar? Geçmişte çok hatalarım oldu. Kabul ediyorum. Ama artık aklım başıma geldi. Geç olsun güç olmasın. Ev tuttum. Böyle pek ahım şahım bir şey değil ama idare ediyor. Kimseye muhtaç değilim çok şükür. Güle güle otur. Fehime. Diyorum ki... Çocukları alıp sen de gelsen. Hayata yeniden sıfırdan başlasa. Söz veriyorum Fehime. Değişeceğim. Tam senin istediğin gibi bir koca olacağım. Seni ve çocuklarımı her şeyin üstünde tutacağım. Söz veriyorum. Bizi terk ettiğin gün ben seni defterden sildim Yaşar. Üstüne çarpı attım. Ama çocuklar ne düşünür bilemem. Lan Necim ne oldu? Çağırdın. Acele geldim ya. Az sessiz ulan. Yazın'ın durumu hiç iyi değil. Saatlerdir içiyor. Kafa ayboldu. Ben konuşmaya çalıştım ama beni pek dinleyecek gibi değil. Hele bir sen konuş öyle belki bir çözüm buluruz. Ya bu kafayla beni de dinlemez ki şimdi. Ne yapalım? Beni bir konuşacaksın lan. Neyse bir bakalım öyle. Dur. Niyazi. İyi misin Cuma? Kayboluyorum. Çok iyiyim. Ben işte. E haydi da. Geç olmadı mı? Ufak ufak duş alayım ya da. He mi? Niçin? Ha? Bekleyelim mi var? Ya şimdi ayıp ediyorsun Niyazi ha. Bizi adam da saymıyor musun ona? Öyle bir şey yok Enes. Öyle bir şey yok. Necmi! Buradayım Cuma, burada. Abi. Abundan bir tane daha götürdü onu. Komomçi de, haydi.
Komomşi diyorum da anlamıyor musun? Haydi. Ya Niyazi, niye böyle yapıyorsun ya? Böyle yaptığın zaman her şey düzelecek mi? Bu kez sana geri mi dönecek? Ha bu işte o zıkkımın var ya, fıçısının içine kafalama dalsan fayda etmez. Sabah kalkacaksın, uyandığın zaman ayılacaksın, yine aynı şeyleri düşüneceksin daha. Ha bunlara boş ver işte. Boş ver. Necmi, veriyor musun, vermiyor musun? He? Alamadım. Cuma aşkı mı? Sana içki esirgecek değilim. Ama böyle yapma da, üzme bizi ya. Ha. Eş odası Cuma. Eş odası. Mutu var yani Cuma aşkı. Neyse da bu opada başka yer mi yok? İçkinin köküne kıran mı girdi? Ha? Ben de gider başka yerde içerim. Haydi bakın işinize gücünüze, haydi bakın. Cuma yapma böyle ya. Niyazi. İgzal et, git onu. İgzal et, git onu hele. Haydi. Ya Niyazi, etme böyle de gözünü seveyim ya. İgzal et, git onu. Vay da gir onu. Ha? Eş otas Cuma. Eş otas. Eyvallah. Hem zamanı komzolit. Aş olayım ben. Hem de ma omçuko bu. Togem amçuko. Komzoit da. Komzoit. Mahvim gel. Niyazim. Dinçin ol. Niyazim. Doğu. Komzoy. Niyazi. Veste. İmgaz. İmgay'ın cuma aşkım, İmgay. Oncu kova var, İmgay. Masi aşı kobzi aşı. Kuyum aç ben cuma ya. Çiğden işte bir salat ya.
senin hatıranla yaşıyorum Ahmet'im. Odandaki eşyalarını sevip koklayıp onlarla teselli buluyordum. Ama o kız gelip odanı da aldı elimden. Bundan da mahrum bıraktı beni. Neyse ki gitti. Gitti uğursuz. Ama benim acım dinmez ki. Yokluğuna alışamam ki. Ama benim derdimin dermanı yoktur. Anne. Hay Emine. Ahmet'imin yanında mı geliyorsunuz? Allah hepimize sabır versin. Ahmet'im gitti. Artık geride kalanları düşünmek zorundayız. Niyazi hiç iyi değil. Buke dönmezse daha kötü olacak diye korkuyorum. Er ya da geç düzelecektir anne. Durum sandığından da kötü. Bütün gece içki içmiş. Hasta olacak, yataklara düşecek. Niyazi'yi de kaybetmek istemiyorsak Buke'yi geri getirmeliyiz. Bir de o kıza dön diye yalvaracak mıyız anne? Gerekirse yalvaracağız. Ben o kızın ayağına gitmem. Boşuna ısrar etme anne. Anne maklı babaanne. Aile büyüklerinin gelinin ayağına gittiği nerede görülmüş? Bir oğlumu onun yüzünden kaybettim. Ama Niyazi'mi kaybetmeyeceğim. Buke'm. Biraz konuşabilir miyiz? Biliyorum. Yüreğin karardı biraz. Ne bileyim, öyle darlandın işte. Haydi gel. Teknemize binip açılalım. Ha? Karadeniz'i anlat derdini. Dinler biliyorum da. Hem biraz rahatlarsın. Ferahlarsın. Ha bugün açılalım. Ne olursa olsun senden asla vazgeçmeyeceğim. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Senin gözündeki o ışığı bir görsem. Yüzüme bile bakmayacak mısın Buke? Bakmayacak mısın?
Rıza, haydi açılıyoruz. Çöz onu. Hemen mi? Hemen açılıyoruz, haydi. Daha diğer tayfalar gelmedi abi, az beklesek. Ya ne iter düşüyorsun benimle? Çöz diyorum sana ya. Anneciğim, elma ister misin? İsterim anne. Koş elini yıka, gel. Ne oldu kızım? Anlatmayacak mısın bize? Bir şeyim yok anne. Orhan, al anneni. Sağ ol aç. Afiyet şeker olsun. Aa, ne işi var bu kamyonun burada? Minibüste gelmiş. Ne işleri var ki bunların acaba burada? Yanlış geldiler herhalde. Buraya geliyorlar. Buyurun, kime bakmıştınız kardeş? Aa, cevap vermiyorlar. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bir dakika. Niye evimize giriyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz? Niye giriyorsunuz ki bizim evimize? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Ne varsanız. Giremezsin odaya. Kardeşim, ne yapıyorsunuz? Ne garesiniz var sizin bize? Hadi. Bırakın aşağıdan. Bırakın aşağıdan. Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Bırakın eşyaları. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Giremezsin odaya. Kimsiniz siz? Eşyalarınız alınmıyor, salınmıyor. Kamyona yükleniyor. Bırakın adamları, işlerine mani olmayın. Demek bunlar senin adamların. Ha, benim adamlarım. Yani bu iş senin başının altından çıktı. Ya benim sağ hesap vermek mecburiyetim yok. Hadi. Hemen boşaltın evim. Ya ne duruyorsun da? Hadi aileni de al, tek git evimden. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu kadarı sen nereye gideceğiz? Bahar Hanım, onu daha önce düşünecektiniz. Ben seni kaç kere ikaz ettim. Ama beni dinlemedin. Benden günah gitti. Hadi bak, kapı oraya dur. Nereye gidersiniz beni hiç ilgilendirmez. Hadi. Çekin gidin evimden. Ne biçim adamsın sen? Hiç mi vicdanın yok? Çoluk çocuk ne yapacağız biz? Vicdandan bahsetme. Bu işlerin bu noktaya gelmesine sen sebepsin. O çocukların vebali senin boynunadır. Yanlış yollara saptım Bahar Hanım. Seni doğru yola çevirmek için çok uğraştım. Ama beni dinlemedin. Madem ki kararın budur, sonuçlarını da katlanacaksın. Evimizi aldın götürüyorsun zaten. Daha ne yapacaksın ki? Bekle de gör. Beni ezip geçeni ben de ezip geçenim. Daha bu varan bir yeni başladık. Daha çok kötü günler sizi bekliyor. Sürüm sürüm sürüneceksiniz. Bir dilim ekmeğe muhtaç olacaksınız. Sen ol hiç kalbi acımaymış ha. Bizim evimiz burası. Evimiz. Sen nasıl böyle bir şey yap? Sen bırak beni! Dokunma! Hadi. Atın bunları dışarı. Çek. Bırakın. Bırak beni! Bırak beni.
gitmeyeceğiz buradan. Beni bırak. Alçak herif, dokunma. Bırak annemi. Bırak annemi. Dur anneciğim, iyiyim ben. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Anne. Bırak çocuğu. Sen ne aşağılık bir adammışsın be. Böyle mi kazanacaksın kalbimi? Nasıl yaparsın bunu? Sen bunları çoktan hak ettin. Ben iyi bir adamdım. Sayende bu hale döndüm. Ayrıca beni suçlamaya hakkın yok. Aileni bu duruma düşüren sensin. Hadi hadi, acele edin bakalım. Hiçbir çöpleri kalmasın ha bu eve. Ne var ne yok, her şeyi temizleyin. Şeytan görsün yüzünü. Hoş geldin. Hoş bulduk evladım. Hoş geldiniz Enver abi. Hoş bulduk Davut. Nasılsın? Çok şükür abi, iyiyim. Siz de hoş geldiniz Arif abi. Hoş bulduk Buki. Ayakta kaldınız, buyurun oturun. Kolay gelsin Süheyla Hanım. Kolaysa başınıza gelsin Resul Bey. Bacaklarına sürdüm mi meleğimi? Sürdüm. Yumuşak yumuşak iyi geldi mi? Geldi. Bir şey mi oldu Resul Bey? Niye öyle dikiliyorsunuz? Bir kusur mu işledim yoksa? Canım sizde hiç kusur olur mu? Ben bir şey diyecektim. Buyur. Dün akşam çok darlandım. Kime gideyim, kime gideyim dedim. Aklıma sen geldin. Ne diyordunuz Resul Bey? Bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mıdır, şer midir? Sen söyleyecektin. Seninle beraber çiçeklerin, otların içinde koşuyorduk. Besmele siz mi attınız yoksa? Tövbe istiğfar. Öyle şey olur mu? Akşam çok ağır yediniz o zaman. Yüktüm karalahana yedim. Süheyla Hanım, ben aşk adamıyım. Aşk için her şeyi yaparım. Gerçekten her şeyi yapar mısınız? Seni düşünmeden yapamıyorum. Senin için ne fedakarlıkla ettiğimin farkında değil misin? Sizi inanmıyorum Resul Bey. Yani sizin için kıymetli olsaydım bana böyle zor bir işi yaptırmazdınız. Resul'um bak. Pek sesin çıkmazdı. Bu kızın varlığıyla yokluğu bir derdim. Ama öyle olmuyormuş. Yokluğun nasıl hissediliyor bir bilsen. Sağ olasın Meladna. Bak, senin için ne yaptım? Benim için mi? Bu ben miyim? Bu da ben. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Başucuma asacağım bunu. Ama madem sen benim için bunu yaptın, ben de senin için bir şey yapayım. Ne istersin benden? Kedi yapar mısın? Tatlı olanından. Yaparım tabii. Hemen gönderirim sana. Sen gittiğinden beri sayıklayıp durdu. Başımızın etini yedi. Ben bilmem ki nasıl yapılır. Buki, bana da sözüm var ha. Ha bu süpe kızak yapacağız. Kış gelmedi ki daha Arif abi. Hele bir kar yağsın. Ya sen onu dert etme. Ben ona 4 tane tekerlek çakarım. Bizim orası yokuş aşağı dur da. Kap durur gideriz öyle. Olmaz mı? Olur tabii. Baba, o çocukla oynayabilir miyim? Git oyna da oğlum. Fazla uzaklaşma ama. Buradan kollayacağım seni bak. Tamam. Haydi bakalım.
Sen gittikten sonra Niyazi perişan oldu. Ağzından tek kelime çıkmadı. Öyle durgun, öyle üzgün ki akıtır gözyaşlarını içine. Hayatta her daim mutluluk olmaz. Bazen acılar da olur. Bir kişi yoktur ki dertten, kederden nasibini almasın. Ne yapalım? Hayat bu. Lakin hata sende değil. Bizdedir. Acına merhem olamadık. Affet bizi kızım. Nasıl söz öyle Melahattin Ana? Hiçbir kırgınlığım yoktur size. İçiniz rahat olsun. Madem ki öyledir. O zaman evine de, Niyazi de, biz de çok üzülüyoruz. Herkes çok özledi seni. Herkes değil Melahattin Ana. Nermin anneyle evine beni hiç kabullenmedi. İstemiyorlar beni. Haklılardı. Ben sizi kendi ailem bildim. Siz nasıl beni bağrınıza bastıysanız ben de sizi öyle sevdim. Ama dönemem o eve. Ne olur anlayın beni. Seninle nefes alıyorum Niyazi. Ne garip şeymiş sevmek. Artık her nefesi birlikte alacağız Gülüç gibi. Oy kurban olurum senin gülüşüne, sesine, gözlerine. Seni çok seviyorum Niyazi. Ben de seni Ukem. Sana ne ettim de koydum bu ateşi içime Allah'ım. Yanar durur. Söndürmeye çalıştıkça daha da büyür. Bu nasıl bir imtihan? Bu nasıl kader? Her şeyim kayıp gitti ellerimden. Sevdiklerimden, memleketimden uzakta. Bir başıma koydum beni. Dilini bilmem, insanını bilmem. Sağır dilsiz kaldım buralarda. Kurtar beni bu azaptan Allah'ım. Dünyada cehennemi tattırdın bana. Ne olur bitir artık bu çileyi. Toplanın. Toplanın buraya. Gelin edeceklerim var. Söyleyeceklerim var. Şimdi... Burada bir Süheyla Hanım var. Ben bundan sonra gelemeyeceğim. İşlerim çoktur. Onunla konuştuk. Bundan sonra çavuşluğunuzu o yapacak. Bu ne demek Resul Bey? Ne diyorsa mı demek? Dün geldi bugün başımıza çavuş mu oldu? Haksızlık bu. Kessin sesinizi. Ben ne diyorsam odur. Süheyla Hanım'ı bundan sonra dinleyeceksiniz. Sözünden dışarı çıkmayacaksınız. Beni dinler gibi onu da dinleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Hadi dağılın işinizin başına. Resul! Resul! Ne oldu?
oldu İbibik? Şahin geldi. Adamları getirdi. Eşyalarımızı toplayıp çıkardılar. Bizi de zorla evden dışarı attılar. Evsiz kaldık. Bu kadar masrafa ne gerek vardı Melahat babaannemce? İşte adettir evladım. İki gecelikte bir sabahlığın lafı mı olur? Haydi biraz acele edelim. Daha terlik alacağız, kuyumcuya gideceğiz, gelinlik bakacağız. Keşke Sinan da burada olsaydı. O biraz sıkıntılı biliyorsun. Atlatacaktır. Yakında güzel günler göreceğiz. Sen merak etme. Merhaba Melahat abla. Merhaba. Hayırlı günler. Hayırdır Melahat abla? Sinan'ım evleniyor da gelin alışverişine çıktık. Uğurlu kademli olsun. Ne zaman düğün kısmetse? Yakında inşallah. Şimdi Emer belediyeye gitti. Gün olacak. Davetiyelerinizi göndeririz. Hadi hayırlısı. Biz sizi tutmayalım. İyi alışverişler. Ama bekliyoruz düğüne. İnşallah, inşallah. Hoşça kal. Şuraya bakalım Melahat babaanne. Ha şöyle. Ağzından bir laf çıksın da. Hadi gidip bakalım. Sen ne istersen onu yapalım. Hop, hop, hop. Hop, ulan ne oluyor? Durun, hop. Ulan Şahin, ulan sen ne ediyorsun? Bizi evden mi kovuyorsun? Ulan sen delirdin mi? Ev benim değil, istediğimi yaparım. Ha bu eve oturamayacaksınız bundan böyle. Ulan seni gebertirim. Seni gebertirim. Öldürürüm bırak, seni. Bırak. Bırak. Leşini köpeklere atarım. Baba yapma. Ocağıma incir diktim. Ulan sen benimle nasıl konuştun? Seninle nasıl konuştuk? Aldattın beni. Hani bu iş böyle olmayacaktı? Hani bizi evde kovmayacaktın? Hani Bahadır'ıncaya kadar sürecekti? Bluff. Bluff dedin Resulullah abi. Bluff yapıyorum dedin. Bana imzayı öyle attırdın. Baba, sen bu pis adamla işbirliği mi yaptın? Kendi elinle mi attın imzayı? Resul, ne yaptın sen? Şahin'in ipiyle kuyuya inilir mi hiç? Hesabını bilmeyen kasap elinde kaldı masat. İndirin onları. İndirin. Vermiyorum. Hemen aşağı indirin. Çekil önümden. Köpek seni. Bahar Hanım. İnadına devam edersen daha çok kötü şeyler gelecek başımıza. Elinden geleni ardına koyma Şahin. Sürünsem de sokaklarda da kalsam dönmeyeceğim sana. Bunu o aklına yaz. Mahkemeye gideceğim. Jandarmaya gideceğim. Polise gideceğim. Nereye istiyorsan oraya git. Nereye istiyorsan oraya şikayet et. Elini korkak alıştırma. İnşallah yaptığının acısını yaşarsın Şahin. İnşallah yaşarsın. Bu yetimlerin hakkı yerde kalmayacak. Cezanı çekeceksin. Allah belanızı versin. Kovamazsın bizi. Bu ev bizim Şahin. Bu ev bizim. Yaklaşma. Yürek torunumu. Olan inşallah tez zamanda geberirsin. Servetunun içinde boğulursun inşallah. Bu nasıl anne? Güzel. Yere daha iyiymiş. Fatma. Rukiye, merhaba. Merhaba, şükür kavuşturana. Rukiye teyze nasılsın? Nereye böyle? İnermine gidiyorum geçmiş olsun ha. Geçmiş olsun ha mi? Hayırdır?
Hastalan değil mi yoksa? Yok yok, hasta falan değil. Şimdi de gelin Niyazi'yi bırakıp çekip gitmiş. Vuuu! Mapazon! İnanıyor musun? Sizin haberiniz yok mu? Bu evi terk etmiş, babasının yanına gitmiş. Sen hala olmadın demek. Bak Süleyman Efendi, sana bir şans daha vermeye karar verdim. Şimdi sana yüklü bir para veriyorum. Bununla yurt dışına çıkacaksın. Bahara görünmedin. İstersen tek başına, istersen örmekle. O senin bilet olmuş. Lakin bir şartım var. Bir de katiyen buraya geri dönmeyeceksin. Hatta ülkeye geri dönmeyeceksin. Herkese kendini unutturacaksın. Adını bile. Ha? Nasıl? İyi teklif değil mi? Cevap ver bana. Kabul edeyim misin, etmeyeyim misin teklif? Cevap ver bana. Sen beni korkak biri mi sandın lan? Sıkışınca kuyruğumu kısırıp kaçacağım mı sandın? Bahar'ı asla yarı yolda bırakmam. Kenarımı susadın. Şimdi korkar mısın? Gitmek zorundasın. Başka çaren yok. Dediklerimi yapmazsan hapse tutup sokarım. Gözümün yaşına bakma, seni öldürürüm. Üzülmem mi? Ya hakkımdır. Namusumu temizlemiş olurum. Çetedi. Hadi! Ne duruyorsun çekse? Uslan! İzin vermem. Ya ben ölürüm ya da sen. Anladın mı? Ya ben ya da sen. Ha? Anne, evimize gidelim artık. Gidemeyiz anneciğim. Niye ama? İşte. Ablacığım, ben sana daha sonra anlatırım, olur mu? Gel istersen kucağıma yat biraz. Uykum yok benim. Baba. Resul. Ne var? Ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Çoluk çocuk böyle perişan olacağız. Akrabalara mı gitsek? Ben kimsenin yanına gidip de hiçbir şey dilenemem. Anladın mı?
Başka çaremiz mi var baba? Benim yüzümden oldu hepsi. Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Senin bir günahın yok ki kızım. Bir kötünün yedi köye şerri dokunurmuş. Allah kimseyi böylelerine çattırmasın. Şahin denen o vicdansız olmasaydı biz bu hallere düşer miydik hiç? Ne? Bu musibetten Şahin sorumlu. Başka kimse değil. Kızın sorumlu değil. O hiçbir şey yapmadı. Sütten çıkmış ak kaşık. Öyle değil mi? He? Bahar ister miydi böyle olsun? Sen arkalamasaydın böyle şeyler olmadı. Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Bin defa söyledim. Bin defa. Ha babası, ha eşek başı. Sen bize yardım et ya Rabbim. Bize kimse yardım edemez. Ben gideyim de başımızı sokacak bir yer bulayım. Arka koltuğa atın. İstemeyeceğim bir yere. Seni adam yerine koydum, seninle konuştum. Anlamadım. Kuş kadar beynin yok. Anlaşmaya yanaşmıyorsun. Sonuçlarına katlanacaksın. Savaş mı istiyorsun Sinan Efendi? Savaşırız. Ama gençliğine güven. Savaşta yaş değil, tecrübe önemlidir. Ha bunu da o hamsi kafana sok. Saatte. Ben bakarım dedi, ben bakarım. Sinan içki mi? Ne oldu oğlum sana? Sinan. Sinan. İyi misin evladım? Sinan. Hangi şerefsiz yaptı bunu? O şerefsiz ben. Benim torunuma ne ettin lan? Vicdansız! Dede sakin. Ömer abi, evet. Torununu ben böyle yumrukladım. Ağzını, burnunu bu hale ben getirdim. Kafasını, gözünü patlatan da benim. Onu yaşattığıma dua edin. Ne diyorsun ulan sen? Namus!
Namusu bitsin ya. Size soruyorum. Eğer birisi sizin karnınıza musallat olursa ona gül mü verirsiniz? Eğer birisi sizin biricik karnınızı yoldan çıkarmaya çalışırsa onu yaşatır mısınız ha? Size soruyorum. Onu yaşatır mısınız? Cevap verin bana. Yazın şahit. Aslında Sinan ölümü soktan hak etti. Ama arada siz varsınız. Aramızda bir hukuk var. Yemin ediyorum başka birisi olsaydı çoktan Karadeniz'in dibini boylamıştı. Evladı. Böyle bir şey nasıl olur? Emir abi. Torununa sahip çık. Eğer bir daha namusuma el uzatırsan... Bahar'ın yanında dolaşırsan... gözünün yaşına bakmam... yarıda bıraktığım işi tamamlamam. Sadece onu değil, sizin de canınızı yakarım. Mahvederim sizi.